Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Ay, uzun zamandan beri küpe takmayınca küpe ne kadar tuhaf geldi gözüme be. Küpe takayım bari dedim, çekmecede duruyordu öylece. Ama böyle çok bir tuhaf geldi. Çıkarsam mı acaba? Hiç yakışmamış gibi geldi. Ya da başka bir model mi taksam? Ne bileyim, şöyle üstüme beyaz giyinince şöyle kurtulmuşum. Ayağa kalkayım, sizlere de göstereyim bir. Anneciğimi bekliyorum. Annemle beraber çarşıya çıkacağız. Birkaç işlerimiz var. Feyza'nın dershanesine uğramamız gerekiyor. Feyza'nın dershanesinde rehberlikle velilerle görüşmeler yapıyormuş. Bugün de benim gitmem gerekiyor. Dün gidecektim ama dün gerçekten fırsatım olmadı. Bugüne kaldı. Bugün gideceğim artık. Bir yandan da maç seyretmeye çalışıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bana kızacak. Belgin işin şeyini çıkardın, affedersin ama bokunu çıkardın diyecek ama bugün kızlarımızın Brezilya ile olan maçı var. Onu seyredeyim mi? Brezilya'nın bir tane bir oyuncusu var. Bir zaten hepsi bayan. Bayan değil mi? Hepsi kadın. O kadın gerçekten çok güzel oynuyor. Kadından korkulur. İnanılmaz derecede iyi. Ya ne diyeyim, şimdi tam olarak hangi oyuncu ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Ebrar'la Vargas'ın konumundaki bir oyuncu. Yine uzun bir kadın da zaten şeyde. Ama Allah'tan kaç aldık? 25-18 ilk seti aldık. Ama zorladılar. Bayağı bayağı bir zorladılar ve bize muhteşem üçlü sahada olduğu halde. Ebrar, Zehra ve Vargas. Üçü sahada olduğu halde kızlarımız zorlandı mı? Evet, zorlandı. Merakla şu anda maç sonucunu bekliyorum. Annem gelecek. Annem gelince çıkacağız. Maçı da seyredemeyeceğim. Eve geldiğim zaman olmazsa geriye dönüp bir seyretmem lazım. Kaçırmam bu maçı çünkü zorlanıyoruz. Anneciğim nerede kalacağım? Hazırlandım ben. Her yer kapalı. Tamam. Kaçıncı sınıfa başladın anne? Annemin kombin bu abi. Okula. Bugün yakıyor. İlkokul şey, çocuğu gibi olmuşsun diyorum da. Hayır, bir de çoraplara bak Allah aşkına. Kız, o çoraplar içine girdi mi buraları vuruyor ayağım. Tamam, oraları vurabilir. Ha, biraz daha böyle hani soket tarzı. Vuruyor, hayır vuruyor. Bak. Bak, sen onu bilmiyorsun. Şu arka tarafları sadece şöyle ökçesi geniş var olup da. Var evde bir iki şey altılı var. Hep Feyza'ya veriyor. Ayağımın şurası vuruyor diyorum, anlamıyor. Tamam, orasını yüksek olan gelmiyor, tel çoraplar var. Sinir etti beni çünkü şey. Bak. Dedi. Evet kız, ama çok şirin bir çocuk olmuşsun, hadi. Sen elbet giyineceksin. Ben sana öyle bir eleştiri yapacağım ki moralini sakın. Eleştiri değil kız. Kız kötü bir şey. Çok giyiyorsun sen. Giyiyor o kotun altına şey. O koskocama sandalet gibi spor. Ama benim o kot şey ki. Hayır, o benim kotum spor. Bizimki ne? Abiye, güzel. Hayır, seninkisi tam spor değil. Getir çantanı taşıyayım ben. Bırak, ellemi istemiyorum. Ya ben taşıyayım, hayır. Ağır çanta. Dur, şöyle baştan aşağı bir çekeyim. Ne diyordu şey? Ivana Sert. Ivana Sert bizimle dayılsın. Evet, sen bizimle dayılsın. Bizimle dayılsın. Şeyden nereden gidelim? Dershane, evet, aradı sabah, yine aradı da geleceğim bugün dedi de öğleden sonraya kalma, öğleden önce geldi. Neredeydi o? 2000 plazanın orada. Bilmiyorum, nereden gidelim? Hatta kestirmeden gidelim. Kestirme şu karşıdan gittik, şeyden tamam. Gideceğiz işte yavaş yavaş artık. Otele mi baktı? Otel yapılalı bayağı oldu. Bir yere şu karşı çatıda bir yere daha otel yapıldı diyelim. Çarşı şehir içine kadar gidiyor. Her yere yapılacak. İyi yani, buraya şey olarak gelenler, 3-4 günlük gelenler, evet, Antalya'yı işte gezmeye gelenler için çok rahat. Çok rahat ama işte kim bilir fiyatına kadar. Tabii canım, ona göre de fiyat. Hani ne yol var?
Tam var ya sıcağın şeyinde çıktık biz daha. Ne güzel sessiz sakin. Şey sessiz sakin, neden sessiz sakin? Millet şu anda kapalı yerlerde. Allah'tan öncekine nazaran sıcak yok da. Evet. Yine buna şükür yani. Buyur. Bilet basacağız. Evet. Ay. Bir anda bu şey boşluğa düştü. Şuradan hemen. Karşıya mı? Yok yok, şuradan. Işıklara doğru, evet. Üç kapıların hemen karşısından gireceğiz ya. Muhteşem kombinini çekiyorum arkadan. Yok, sen güzel kendine. Oldu, güzel güzel, şaka sen yapıyorum kendine. Şaka. Tevfik abin de sana çok selam var. Aleyküm selam, nasıl olmuş o? Anji oldu, aynı gün çıktı, ertesi gün çalışmaya başladı. Kiş canının kıymetini hiç bilmiyor, durmuyor. Durmaz o, çok hareketli. Yürüyüşe başladım, doktor yürüyüş verdi. Artık dedim dikkat et kendine dedim de. Bir gün gideceğim, yanına uğrayacağım zaten bir an. Gitmiyordum bayağıdan beri. Yani. Geldik dershaneye. Geliyor sandım ya. Hayır ben de hani neye şey yaptığını anlamadım. Karşıdan da köpek gelmedi. Yan tarafa öyle bakınca aklım çıktı. Yan tarafa niye baktım? Tık tık bir ses geliyor. Ne geliyor diyeyim? Şey şu halka senin şeye çarpıyor ya. Suya mı? Ha, ses nereden geliyor diyorum ben de. Ona baktım. Tamam tamam. Şurada bak Luna vardı, şuraya oturmuştu. Nerede, karşıda? Ha, karşıda, şurada geçeceğiz biraz sonra şurada.
Yemekler bitmiş diyecektim duvarda. Duvarda hepsi. Şimdi yem atmıyorlar ya, kimse yok ya. Turistler yem atınca aşağı iniyor onlar. Baksana ne güzel duruyorlar orada ya. Şurada da var. Onlar oraya yuvası yapmışlar hep. Evet. Küçücük bir şey olsa onların bile yuvası var. Tabii baksana şu deliklerden evet. Giriyorlar büyük bir ihtimalle. De burada yem satan bir abi vardı. Şurada oturuyordu. Gelmemiştir belki de. Saate göre şey yapıyoruz hani. Ay yemin ederim şu sinekler beni öldürecek ya. Ben de sade bana geliyor diyordum, seni de geliyor. Herkese geliyor, bir bana da değil bu yani. Bu şey mevsiminden herhalde. İlaçlama yapmıyorlar da o yüzden. Ya ben diyorum dışarıya çıkıyorum sinek ki Allah'ım dedim kendi kendime bunlar hep bana mı geliyor? Yok şey diyorlar ya, bilmiyorum belki doğru belki yanlış. Arı sirkülasyonunu yok etmemek için ilaçlama yapmamışlar bu sene. Arılara artık herhalde şey varsa... Biraz sıkıntı var sarılarla alakalı, öyle diye duydum ben. Çünkü bu sene belediye hiç ilaçlama yapmadı. Yani sıfır. Sadece logarları ilaçladılar. Normal şey ilaçlaması hiç yapmadılar bu sene. Ay. Ne oldu, düşüyor muydu? Üstüme düşecek. Ben böyle içeri yanından geçecek. Ayağı burkulu üstüne düşecek. Yapıştıracak beni yere. Şöyle ucuyduk var mı bir bakalım. İndirim yazıyor modum anne. Bak %70'e varan indirim. Ama asıl fiyatı ne %70'inde? Önemli olan o. Valla 1000 lira olsun. %70'i indirim olunca 300 liraya düşer. Ne demek? 300 lira da pahalı. Pahalı. Bana ama 100 liralık ölçüsü olur. 100 liraya anne bluz bile alamazsın ya artık. Bulunuyoruz gene. Arayınca bulunuyor. Ay kahverengine bak. Evet. Çok şık. Çok güzel. Evet ya. Işıklar çıkmaya başladı. Bu şey de tam eteği bana göre çok altın. Kısa. Eteği bize göre iyi. Hayır. Bizim kısa. Boyumuza göre iyi. O uzun boya bana göre kısa. Bana bizden aşağı olacak. He orası. Eskiden sen böyle giydin. İşte. Tam bana göre şu aynen, anda. Hep bol. Ne güzel. Gir bakalım bir. Takım çok güzel ama anne. Sen bunu manken üzerine gördün mü? Evet. Çok şık duruyor yalnız. Bu manken üzerine ben gördüydüm bunu. Evet. Şu ne kadar? Şu bak şu birkaç kişinin üzerine daha gördüm. Evet şu takımlar. 400. Takım aslında. 600. Yani. Aa etek bizim şeyin manken üzerindeki etek. Şu. Etek kaç para biliyor musun? Kaç? 700 lira. Aman kaç annem kaç. Şu da çok güzelmiş bak 900 lira ama. Evet. Ay ne kadar güzel. Ya. Ay anne bak bu rengi de var eteğin. Pardon 650 liraymış. 699'dan 650 liraymış. Yeleği var. Şeyin de yeleği var da cüzdanımı tutamadım. Tamam tamam aldım ben. Gel yukarıya bakalım. Şu eteği ben çok beğendim. Elbiseyi çok beğendim ben. Evet o çok güzel. Çok hoşuma gidiyor şu elbise benim. Bu da 300 liraymış. Çok pahalı. Her şey pahalı. Ucuz ne var şu anda ki? İşte benlik.
Ha, tam senlik hani. Alalım mı sana bir tane? Bak her renginden. Siyah, mavi, pembesi de var. Bak hem rengi de var. Her yerin bıngıl bıngıl oynasın sonra. Yeşil yakışır ama açarsan. Bir de şöyle bir etek alırız sana. Şöyle etek de giyersin. Tiril tiril güzel bak. Ayağımda ayakkabı olur ama bak bu işte tam bu olur. Sportif olur bak bu sefer. Çok kısa ya. İşte ya gençlere göre yapıyorlar. Aynen. Doğru da yine de kısa. Hayır. Aslında. Bunu böyle kısa yapıyorsun. Şu kadar da uzununu yap. Seni yani. Düşünmeden yapıyorlar. İşte bizleri biraz, düşünmeden yapıyorlar. Sen de miyim de? Bizi düşünmesi lazım. Evet. Şunları bak. Şunları biz altında yap. Buradan üretici firmalara sesleniyoruz. Lütfen bunları bizlere göre de yapın. Evet. Tamam böyle kısasını yapın. Şöyle bir karış da uzunluğu yapın. Biz de yiyelim onları. Evet. Anne oduncu gömlekleri ne çıkmış? Aa, evet. Fiyat da çok iyi, 170 lira. Aynen. Aa, sevmiyorum artık oduncu gömleğini bak. Geçti. Geçti. Aynen. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Böyle resmini çek. Hadi çekiyorum, poz ver. Bana da atalım. Tamam, sana da atacağım. Su şişeni arkana koy. Otur mu? Bekle. Bir de oturarak çekeyim. Tamam. Onları bana da al. Tamam. Dalga geçme. Hayır, dalga geçmiyorum. Tamam, açacağım. Çektim. Sen onu unutmuşsun da ben başını yatırıyorum. Atarım şimdi, biraz sonra atarım sen. Merhaba, ben Esra Aydoğan. Sonra tutma kısası. Allah sağlık versin. Yaşamak nedeni için zor besleniyor ihtiyacım var. Ben de kalkar doğanına oturabilirim istiyorum. Ben mesela benim sütlencesine bakıyorum. Yok, görmemiştir o. Yok, baktı. Baktı mı? Yıllardan beri geldim, hep oradan yersin bizi. Evet, başka hiçbir yerden yemem. İyi ya, adam güzel, seviyorum. Şimdi sırada şey yok muydu ya? Ne? Ha, beslenme var, beslenme var. Neye bakacaksın? Hangi mal? Bakacağım ya. Tamam, hanginden bakacaksın? Onu sorayım. Ne bileyim işte, varsa bakacağım. Hayır, marka, hangi marka istiyorsun? Ama iyi bir marka olsun. Boşa bakacaksın mı? Nerede, boş? Boş marka Antalya'nın orada var, köşede yukarıda. Burada var mıydı? Burada yok diye biliyorum ben. Aa, şuna soralım mı? Vestel'e bakmayacağım dedin ya. Hemen Vestel'e bakalım haydi. Anne bunu geçti. Bak Lüksel'im var. 3000 lira peşin fiyatı. 24 aydır 4200 lira. Ama değişik bir şey ya. Anne değişik dedin, fırın işte bu. Mini fırın. Fırın da. Tamam, fanlı bak. Markası. Ha, markası değişik. Fan, turbolu fan. Işıkmış kız bu. Büyük, nereye koyacağım onu? Sen diyorsun bir de şeye yerleştirim diyor. Ya orası hiç olmaz zaten, köşeye. Şöyle dön bakalım bir. Arzumun var dediği şu işte anne. Şu kızın dediği arzum dediği de bu. Bu kaç? Bak bu da ha, 3492 peşin fiyatı. Tabi bunun şeyi var, markası var, ismi var sonuçta. Evet. Arzu. Arzu'nun servisi daha iyi ya. Yerini ayarlamak lazım ya. Sen bir ilk önce 50 litreymiş. İlk önce yerini ayarlayacaksın, ondan sonra zaten şey yapacağız. Ya da anne ilk önce biz bir servis çağıracağız, bir fırına bir baktıracağız. Adamlar da dolmuş şeyi. Ya dolsa bile şimdi adam sen şeysiz, garantisiz bile baktıracaksın. Belki çok ufak bir sorunu var. 300-500'e çözeceksin. Hayır, fansız olan bir şeyin ne sorunu olabilir? Önceden pişiriyordu dedin ya, o yüzden dedim. Pişiriyordu. Yaptığın direkleri görmedin mi? Tamam işte. Ne güzel pişiriyordu. Şimdi gene kızıyor. Bayağı kızıyor ama pişirmiyor.
Tamam işte onu vardır bir yerde bir şey diyorum. O yüzden diyorum ya, Fransız da olsa. Anne burası giriş. Gel. Aşağıya gidelim. Televizyonlar ne kadar olmuş? 20 lira. 15. Ama bunlar da hep 10 bu. Evet. LG MLG'ye baksan fiyatlar tabii değişiyor o zaman. Televizyonun büyüklüğüne bakar mısın? 37 bin lira peşin. Aynen Samsung'muş, markası da güzel ha. 31. Bu bizim oturma odası ne olur aslında. Bizim oturma odası büyük. Büyük, evet. Sana küçük de bana iyi. Baksana renklerine anne. Bibere bak. Evet. Ay ne güzel gözüküyor kız. Çok güzel canlı gözüküyor evet, ama. Üstündeki yağmur tanecikleri falan. Seninki, sen de güzel değilsin. Sen... Elini uzatacak bak şimdi sana bak. Yok hayır bir de bize... güzel jelibonları atmışlar. Jelibon değil onlar, Cornflakes. Kız jelibon. Değil. Öyle mi? Değil, jelibon değil anne. Yeğen abla. Nasıl oldu? Eve çıkmadan önce bir Nihal abla arıyorum mutlaka. Kahvemizi içeriz, ondan sonra yukarıya çıkarım. Nasıl oldu? Aynı. Aynı. Ay. Zaten herhalde bir gün diyeceksin ki Belgin bugün çok iyiyim desin. Herhalde ben şey yaparım. Büyük bir ihtimalle. Kendime ya da başına çok kırarım. Açacağım kapıyı. Açacağım. İstiyorsan açma, gelmemiştik. Gelmeyi istiyorsan. Deliye bak ya. Üşenmeseydim şu İsmail Hakan'ın arabasını alacaktım da yukarıya çıkaracaktım. Artık bilmiyor ya. Temizleyip yıkayıp kaldırıp. Kaldırsan. Bir gittim de Emine'ye götürecektim. Ondan istiyor çünkü. Şeyden. Hakan'ın. Aslında diğer arabayı bile vermeseydin de onu verseydin Emine'ye iyi olacaktı. Ama o zaman Emine'ye şey yoktu. Yoktu. Bir de bu verdiğim kızın durumu daha şeydi. Yani. İhtiyacı vardı. O gerçi onun kısmetiymiş de. Tabii canım, herkesin kendi kısmeti var Leyla abacığım. Neden gitsin ne güzel. Kör yatan çocuk. Ne yaptın ettin? Ne yapayım? Feyza'nın dershanesine gittim. Dershanedeki rehberiyle görüştüm. Alıyor hayatım. Ben bu arada fazla ses çıkarmaya başladı. Yine burada. Yani biz diler şeysek makinelerden bir şey beklemeyiz. Servisle görüştüm. İşte Feyza şey pek çok hani ders çalışma konusunda çok fazla bir isteği yok dedi. Hani şey değil yani böyle kendini veremiyor tam olarak. Adapte olamadı. Ben dedim ki bak 7-8 aydan beri, belki 9 aydan beri hiç ders çalışmadı, bir iş hayatına da onun vermiş olduğu böyle bir hareketlilik de var dedim. Öyle bir ara verince ister istemez tabii şimdi böyle bir boşluğa düştü. Şu anda bir isteksiz yaşaramadı. İlerleyen zamanlarda Feyza toparlardı. Böyle bir çalışma şeyi oturtalım dedi. Programı oturtalım dedi. Onu ben yapamam. Ya dedim Feyza'nı yapacak. Ben ilkokuldan beri Feyza'nın ders çalışma sistemine hiç karışmam dedi. Feyza kendisine dedim bir ders çalışma sistemi programı oturtur. Aynen ona göre. Ona göre kendi yapardım. Ha kardeşine desem yaparım. Ama dedim Feyza hiç karışmadım. Ha. Siz attığınız ödevleri takip edin dersiniz mi? Ben anlamam dedim. Feyza bana bir kağıt göstersin. Bu ödev diyorsa ben hedef geçerim dedim. Yani o kadar bilmiyoruz yani biz dedim. Yani. İşte saat 7'de geliyor ya. Hani bunu biraz daha uzatma şansımız var mı dedi. Vallahi uzatma şansımız çok yok dedim. Ben oturduğum yerinde sordu. Kızdı ki ben arayabiliyorum. Orası çok hani akşam çok geç saate kadar dinleyecek bir yer değil dedi. O yönde haklısınız dedi. Bir şey söyleyemiyorum dedi. Hani dedim şu aralar dedim havalar daha dedim, erken kararmıyor ya dedim. 7.30-8'e kadar kalabilir ama onun dışında dedim kışın dedim kesinlikle dedim karanlığa bırakamam dedim. Hani kütüphanede mi daha uzun süre kalsın? Dershanede ya. Dershane kütüphanesinde daha uzun süre kalsın ben dedi. Ondan sonra şey söyledi işte. Eğitim kampı oluyor ya bundan idareyetten ekstra ücret olan. Haberim yok ondan. Feyza şimdi dershaneye bir para veriyorsun. Hı. Ya ben dershaneye verdim parayı da açık ve bir şekilde söylüyorum. Ben erken kayıt sisteminden yararlandım. Erken kayıt sisteminden de 31 liraya Feyza kaydettirdim ben. Bir de bunun şey var.
eğitim kampı gibi bir şey var yani. Sabah ders bittikten sonra saat 4'ten akşam 11'e kadar seni kampa alıyor. Bir çalışma sistemi var onun odaları. Oraya çocuğu koyuyorlar. Orada çocuk ders çalışıyor. Öğretmenler işte saat 10'a kadar ama akşam 10'a kadar. Tabi bu ekstra bir ücret. Bunda yıllık ücret fiyatı 10.000 liraymış herhalde. Ne başarı. Ya dedim ki yanlış anlamayın da benim 3 tane evladım var dedim. Şimdi dedim ben de tek başımayım dedim. Yani durumumu daha az buçuk kıza söyledim. Ben dedim onu kaldıramam dedim. Ben bunu Feyza'ya da söyledim dedim. Şimdi ekstra ne bileyim ya. Al kahveleri, kahveni al. Ekstradan bir 10 bin lira ver derseniz de veremem yani şu anda benim. Gerçekten şu anda öyle bir bütçem yok dedim. Ha, olsa amenna. Ha, kız öyle söyleyince haklısınız, siz de haklısınız dedim. Hani bak dedim ben dedim sadece çocukların dedim eğitim masrafını dedim. Hakan'ın kreşiydi, İsmail'in şeydi, yemeğiydi, dersiydi, Feyza'nın dershanesi sana söylüyorum evet. Da. Ben oradaki bayan da sorayım kızcağız şeyde. Kadınlar dedi yani hepsi birden. Hepsi ben zor yetişiyorum dedim. Bunlar sadece eğitim masrafım benim dedim. De 10 bin lira onu eklerseniz ben bunun altına zor kalkarım dedim. Haklısınız size de bir şey söylüyorum. Tabii canım hayat dedi kolay değil pahalıdır. Hani Feyza öyle bir yere kalmak istiyor. Feyza'ya da anlattım. Ben de Feyza bir şey demedi. Sadece ne yapacağız? Şimdi 7'de geliyordu ya ben. Hava kararası kadar 8'e çekeceğiz onu. Şurada zaten bir ay, bir buçuk ayda anlatıyorum zaten sonra, saat 5'te 5.30'da kararıyor. 5.30'da kararıyor ondan sonra o kadar bırakamam. Yani hava kararmasını çok şey yapamam yani. Hadi hava kararıyor ben gelip alayım desem 3 yaşında kardeşim var ben alamam dedim. Babasının da şeyini söyledim, durumunu söyledim. Hani tamam hadi sana da söyledim zaten annemden de birisi var zaten hani babalarla şimdi telefonla görüşmeye başladı ama şimdi babasına söylese ki beni her gün dershaneye ev al, eve bırak dese yani. Al yani. Onun da belki işleri vardır herhalde. Yani o da ayarlayamayabilir. Ha, alacağım dese de alır mı? Belki alamayabilir yani. Yani haftada bir iki olsa. Ama haftanın 5 günü. Hani ben çıkayım Hakan'ın yanına ama her gün de sana yorgunlukla oraya git onu al gel. Her gün orada olmaz yani. Bir de ben de kadın başına Nihan abla. Hani yoksa yok, şeye ben de çıkar bakarım Hakan'a ben de çıkar bakarım. Rehberlikteki kızcağız dedi çok genç bir kız. 20'li yaşlarında bir kız. Ben dedi 5 senede oradaydı esnaflık yaptım. Senin dediğin çok doğru dedi. Belirli bir saatten sonra da oradaydı hani olmak dedi. İsterseniz tek başına olmaz dedi. Siz haklısınız o konuda dedi. Evde bir sistem oturtmaya çalışacaktı. İşte evde de işte yatağını görüyor, duş alıyor, rahatlıyor deyince insan gevşiyor otomatikman dedi. Gevşeyince de ders çalışması gelmiyor dedi. Onu dedi zamanla Türkçesi küpeler mi baktı? Ay ben dikkatimi çekti direkt küpelere bakıyorum. Küpelerine bakıyorum. Nasıl olmuş Mert? Çok güzel olmuş. Bugün çok şirin oldu. Kendim bugün çok şirin hissediyorum. İlk defa görüyorum küpelerini de. Bunları ilk defa takıyorum. Alalı bayağı oldu. Takmıyordum. Görmemiştim çünkü. Şu beyaz da güzel olurdu ya aldım. Bir de aldım. Evet. Oturdum. Bugün yine böyle bir bizimler dayılsın deyin. Anlamadım ki bizimler dayılsın dedim. Bugün hiç alma eksik. Bugün böyle ben daha paspal dolaşıyorum. Hani birazdan daha giyineceğim de çıkacağım. Ama annen ama dışarıya çıkmasam ben de böyle giyinmezdim. Dershaneye gittim ben bir de. Yani dershaneye gitmesem şey yapmayacaktım. Annem döküm olacakmış. Kapının arkasında anahtar var. Açamaz kapıyı. Onu diyor zaten ya. Benim abla. Hoş gelmişsin. Kim gelecek kapıyı anahtar da sen de hırsız kaşığıyla mı? Anahtar mı açacak kapıyı? Maymuncukla açıyorlar. Tabii ki de yani açmıyorlar mı? Açıyorlar maymuncukla açıyorlar. Bir şekilde açıyorlar yani. Hırsızlar da bir şey Allah'ım ya. Of. Bu ne lan hırsız şeyini açma. Çağırmayalım kötüyü. Ben de çağırma. Kötüyü çağırmayalım kötü gelmesin yani. Sen evdesin o zaman bugün bu saatten sonra. Evdeyim. Zaten İsmail gelecek, şey gelecek. Onlara bakmam lazım. Zaten ben sana dedim ya, 3'e kadar benim işimi bitirmem gerekiyor. Dışarıdaki düşleri bitirip İsmail'i şey yapıp, öğretmen geleceği için öğretmeni karşılayacağım tabii isterseniz. Şu ders olayında öğleden saat 3.30'dan sonra alabilirsem İsmail'i, Hakan yokken, daha sakin, daha sessiz kafayla dersin. Ders çalışırlar, verilir çocuk. Nasılsın Gönül Başım? Allah sağ olsun. Ne dedi doktor? Niçin git dedi? Kalpten. Vallahi işte kataraktan ameliyat olacağım ya. Ha? Onu kalp doktorunun görmesi lazım. Kalp doktorunun görmesi lazım ilaçları. Kan sulandırıcı içiyor çünkü onların kesilecek. Kalp ona göre düzenlenecek. Olabilir bir problem olmasın diye gönder dedi. Ne oldu ne dedi? Şeyi keseceğim dedi 2-3 gün önceden dedi. Sulandırıcıyı mı? Hı. Ya dedi kanama olursa dedi gözde dedi ertesi gün değişme dedi.
Bence de bakarsın. Bir kaç gün olmaz o zaman da embolü riski artıyor ya kan sulandırıcıyı da içmezse. Aşağı tükürsen sakal. Ne zaman tükürsen bu yıl. Belli değil dedim ne zaman olacağım. Ameliyat günün belli değil mi günün değil. Ama? İşte bunu dedi yaptırken dedi ona göre gün verecek. Salı çarşamba orada doktor. Salı günü gideceğim. Önce dahiliye doktoru. Dahiliye gördü yazdı. Oraya gittim dedi. Ona dedi göz doktoru karar verecek dedi. Benlik dedi bir şey yok dedi. Dahiliye doktoru. Doktor dedi hadi bir şey olursa dedi. Ben bu sorumluluğu üstüme nasıl dedi alırım dedi. Doktor da haklı. Kardiyolojiye gitmeniz lazım dedi. Bereket. 2-3 gün önceden belgini aldırmıştım şeydi. Randevu. Randevu aldırmıştım. Gittim. Bana da sür kız. Sen sürebilecek misin bana? Sürerim. Hadi bana bir sürsene. Hadi be. Salıya çarşambaya gideceğim. Niye süreyim de? Ağlamayayım. Ondan sonra kuaföre gideceğim. Belki o bir haftaya verir. Bilmiyorum. Geçmiş olsun. Gönlüm de yapacak bir şey olursa. Söyle de yani. Hani elimizden ne geliyorsa. Sağ ol. Çok anlamlı değil mi? Türk bayrağıma bakar mısınız? Yine toplanmış. Arabada kuruduysa arabayı kaldırayım. Şöyle sene şöyle bir sallandırayım bakayım ben bir. Aslında çarşıya çıktığımda niye aklıma gelmedi ki? Ben Türk bayrağı alsaydım. Fethet Ali Arab'ın da dediği gibi rengi iyice solunca şey gibi oluyor. Kötü duruyor yani. Bu şekilde söyleyeyim de yıkadığım halde rengi bu şekilde. Şöyle dur bakayım bir düzelteyim şunu bir. Şöyle daha iyi. Ama aşağıdan baktığın zaman rengi ne kadar da böyle solmuş bir şekilde bile dursa muhteşemdir. Hani bir de büyük olduğu için daha da bir güzel duruyor gerçekten. Şuradan alalım. Araba kurudu mu acaba ya? Bu araba yukarıdaydı. Neydi o? Terasa çıkan yukarıya çıkan orada aradaydı yani merdivendeydi. Merdiven üstündeydi. Dün bunu aldım yıkadım bir. Asakir değil sadece toz vardı. Tozundan arındırdım şöyle bir. Şimdi bunu kaldıracağım. Bir güzel şöyle kullanmadığım bir çarşafa sarıp direkt kaldıracağım. Çünkü Hakan şu anda biliyorsunuz ki artık arabayı çok fazla kullanmıyor. Bunu da dışarıda bırakıp da iyice toz yapmaya gerek yok. Diğer arabayı da temizleyip büyük bir ihtimalle Emineciğime vereceğim o arabayı da. Aşağıdaki arabayı. Eğer bir üşenmezsem bir gün yukarıya çıkartırsam aşağıda beklemesine gerek yok. Ay havaya bakın ya. Şey var. Nem var. Nem. Boğucu bir şey var yani havada. İnsan nefes almayacak gibi. Şöyle göğsünde insanın var. Yani öküz oturur derler ya. Aynı o şekilde şu anda gerçekten. İsmail'cim de biraz sonra gelir herhalde. Bugün tören olduğundan dolayı biraz geç gelebilir. Bugün sizlere videonun başında da söylemiştim ki bugün kızlarımızın Filenin Sultanları maçı vardı ve dışarı çıkmasaydım ben seyredecektim dedim. Ama yine de dışarıda internetten canlı yayın TRT Spor'un canlı yayını internet sitesinden yine de seyrettim. Hayır seyrettim dediysem ara ara girdim. Şeylere baktım, puanlara baktım işte maç sayılarına falan baktım. Gerçekten zorlayıcı bir maçtı. Benim de sabah da dediğim gibi oradaki bir kadın, bir oyuncu diyeyim sizlere, bir oyuncu inanılmaz derecede kuvvetli. Gerçekten o kadın da çok kuvvetli ve çok şey, kendini gösterebilen şey. Ve ondan birazcık tırstım ve ondan korktum ve gerçekten kızlarımız yine de zorladı yani. Zorlayan bir maç oldu. Ama sonuçta da 3-0 yine yendik. Tebrik ediyorum burada. Gerçekten tebrik ediyorum bütün kızlarımızı, bütün sultanlarımızı diyeyim. Sultanlarımızı demek bile şey oluyor şu anda da. Bütün sultanlarımızın hepsini buradan tebrik ediyorum. Son iki maçımız kaldı. Son iki maç. Gerçekten 5'te 5 yaptık. 5'te 5 mi ya? Dur bakayım bir. Evet doğru söylemişim. 5'te 5 yapmışız. Hiç maç kaybetmemişiz. Maşallah maşallah kızlarımıza son iki maç dediğim gibi inşallah son iki maçı da alırsak süper. Geliyor anasının sarı kuzusu. Bitkin bir halde geliyor. Allah'ım Allah'ım. Görmedi herhalde o beni. Görmedi yukarıya bakmadı hiç. İso!
Geliyor benimki. Yorgun savaşçım benim. Ne yorulmuştur şimdi? Ne yorulmuştur? İsmail. Efendim. Ah yavrum, çantan ağır. Okuldan buraya kadar yürüdün. 5 kat merdiven çıktın. Okulda o kadar depar attın da geldin. Okulda burası zaten 900 metre. 900 metre. Nereden biliyor? Ablam dedi. Ablam dedi. Bir 5 kat çıkıyorum burada. Sindik çantayla iyice ağır oluyor. Değil mi? Çanta her katta 1 kilo alıyor. Ver bakayım şu çantayı. İsmail yine geçen sene nazaran çok fazla da ağır değil. Geçen sene daha ağır. Evet, geçen seneler daha ağırdı anneciğim. Beşinci sınıfım ya. Hadi İsmail'cim sen hemen bir duşa. Mustafa Hoca gelmeden. Direkt hadi annem. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana soracaklardır. İsmail'e özel ders mi alıyorsun? Ya da İsmail neden özel ders alıyorsun gibisinden ama. Evet, İsmail evde haftanın iki günü özel ders alıyor. Bir öğretmenimizden, bir hocamızdan. Yani böyle olması gerekiyordu. Biz böyle uygun gördük. Çünkü gerçekten çocuklarımızın dersi inanılmaz derece zor ya. Gerçekten zor. Ben İsmail'in yapmış olduğum matematikle, matematiğe, Türkçe'ye, sosyale, fere baktığım zaman ben hiçbir şey anlamıyorum. İnanın ki anlamıyorum. Kafam duruyor yani. Onların şu anda 6. sınıfa gidiyor İsmail. Ve 6. sınıf matematiği zor. Ben anlayamam. Bana dese ki İsmail ben şu problemi çözemedim. Bana yardımcı ol dese. Benim İsmail diyeceğim tek kelime sen bana yardımcı ol derim açıkçası. Çünkü ben hiç anlamıyorum. Bizim zamanımızdaki 6. sınıfta şu anki 6. sınıf arasında dünya kadar fark var. Gerçekten dünya kadar fark var ve çocuklarımız inanılmaz derecede bilmiyorum. Ya bana öyle geliyor belki de yani şey olaraktan zorlanıyorlar. Gerçekten zorlanıyorlar. İsmail biliyorsunuz ki geçen sene dershaneye gitti dedi. Dershaneden çok fazla verip alamadık. Gerçekten almadık. Ondan önceki senede aynı bu şu an bu seneki ders aldığımız hocamızdan ders almıştık ama o çok iyiydi. Gerçekten İsmail'e çok iyi geldi ve çok da güzel verim aldıydık biz yani şeyini görmüştük yani. Derslerinde ve sınav notlarında sinek var, kara sinek var. Bu sene tekrardan özel derse dönelim dedik. Özel derse dershane arasında fiyat farkı var mı deseniz özel ders daha ucuza geliyor bize. Gerçekten daha ucuza da geliyor. Aslında ben bu sene çok fazla özel ders aldırmayı düşünmüyordum. Hani belki Feyza İsmail'i bir tık böyle bir şey yaparsa diye, desteklerse diye düşündüm ama Feyza'nın kendi dersleri var. Feyza üniversite sınavına hazırlanacağı için Feyza hiçbir şey söyleyemiyorum ve söyleyemem de zaten öyle de bir hakkım yok. O yüzden de böyle bir özel derse tekrardan başvurduk. Yani ben eğitim için, çocuklarımın eğitimi için gerçekten elimden geldiğince bütün imkanları şey yapıyorum, seferber ediyorum. Bütün imkanları kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Yeter ki çok güzel bir gelecekler olsun, iyi bir gelecekler olsun. İyi bir iş sahibi olsunlar, şey yapsınlar diye. Yani o yüzden de yapıyoruz. Bütün anne babalar gibi ben de elimden geldiğince çocuklarımın, çocuğumun eğitimi için gerçekten şey yapıyorum. Yani bakalım. Hayırlısı artık inşallah. İyi bir yerlere gelir bütün çocuklarımız. İyi birer hayatları olur. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu. Gerçekten vatana ve millete hayırlı. Evlatlarımız olurlar diyorum yani ne diyeyim. Neyse arkadaşlar ben artık sizden fazla kafasını şişirmeyeyim. Ben sizlere bugün erkenden veda edeyim. İzninizi isteyeyim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.